Huzurun tatlı şehri Mustafa Kemal Paşa'nın haber bülteniyle karşınızdayız. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Asrın felaketinin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için seferber olan Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar depremzedeleri yalnız bırakmıyor. İlk aşamamızı buraya kurmuştuk ve muazzam bir acı ve bunun getirdiği bir kaos ortamı, üzüntü ortamı vardı. Şimdi görüyorum ki 2 ay gibi kısa bir zaman içerisinde devletimizin, hükümetimizin tüm imkanlarıyla buradaki düzen tekrar sağlandı. Hatay Arsuz'da Aşevi, yerel destek ekibi, Mustafa Kemal Paşa arama kurtarma ekibiyle depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarıyla bölgeye yardımlarını sürdüren Başkan Kanar ve ekipleri yeniden Hatay için çalışmalara başladı. Burada yemek verdiniz. Buraya yemekler verdiniz. Hepimiz yiyelim. Allah razı olsun. Tabii. Ne güzel ya, ne güzel bir şey ya. Bütün Mustafa Kemal Paşa'nın. Ne demek bir damla su? Başkan Kanar, Konacık, Işıklı, Tülek, Avcılar Suyu, Haymaseki mahallelerini ziyarette bulunup yeni Arsuz'un inşası için depremzedelerin taleplerini dinledi. Ağustos'ta çok daha fazla, Hatay'a çok daha fazla, tüm deprem bölgesine çok daha fazla yardım yapacağız. Çok daha fazla destek vereceğiz ki inşallah onlar da eski hallerine, eski günlerine dönecekler. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Adnan Menderes Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması kesin sonuçlarına göre %52,18 ile Recep Tayyip Erdoğan güven tazeledi. Kim kazandı? Millet kazandı. Şimdi itibaren Türkiye yüzünü başına olan izinle. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ı mahkum etmedi. İslam davasını mahkum etmedi inşallah. Rabbim bu günleri gösterdiği için ne kadar şükretsek az. Çok teşekkür ederiz. İnşallah her daim mutlu oluruz. Bugün bizim 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye 100 yılının müjdesini verme günü. Seçim sonuçları Adnan Menderes Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Nihayet Recep Tayyip Erdoğan'ımızı, Cumhurbaşkanımızı, Başkomutanımızı, dünya liderimizi tekrar Cumhurbaşkanlığına taşıdık ve güven tazeledik. Ne kadar mutluluğumuzu anlatsak azdır. Tabii biz her zaman olduğu gibi tevazumuzu, samimiyetimizi, birliğimizi, beraberimizi koruyarak yolumuzu devam ediyoruz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar öğrenciler ile bu özel güne dikkat çekti. Çöp yok. Yok. Güzel bir yaşam var inşallah. Çevre konusunda birçok çalışma gerçekleştiren Başkan Kanar, farkındalık çalışması yaparak Balibey İlkokulu öğrencileriyle birlikte Adnan Menderes Meydanı'nda sigara izmariti topladı. Küçük bir etkinlik de olsa, aslında attığımız adı küçük ama etkisi büyük olacak inşallah. Bu noktada izmaritleri toplamak için çıktık. İlçe halkı ve çocuklar için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan sigara izmarit maketleri ve panolar dikkat çekti. Bugün belediye başkanımızla etkinlik yaptık. Yerdeki sigaraları topladık. Çocuklara örnek olduk, büyüklere örnek olduk. Sigara içmeyelim lütfen. İlçemize yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Çiftlerimizin en özel günlerine ortak olan Yalıntaş Düğün Salonu 2023 yılı düğün sezonuna hazır. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan Yalıntaş Düğün Salonu yapımı tamamlandı. Zaman içerisinde yıpranan duvarlar, gelin odası ve düğün salonu yeni görünümüyle çiftlerin en mutlu günlerine ortak olmak için hazır. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 444-3815 numaralı çağrı merkezinden iletişime geçebilirsiniz. 50 yıllık altyapı sorunu tamamen çözüme ulaşırken altyapısı tamamlanan mahallelerimizin üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa ilçesinde programlı şekilde sürdürülen altyapı çalışmaları devam ederken altyapısı tamamlanan mahallelerde üst yapılar tamamlanıyor. Konforlu hale gelen yeni yollar ilçe halkının hizmetine sunuluyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar ilçedeki bir kalbe daha dokunarak ilçede yaşayan Batuhan Dilver'in yaş gününde ona sürpriz yaptı. Thank you.
Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sevilen öğrencisi Batuhan Dilber'in doğum gününü özel olarak kutlayan Başkan Kanar, Batuhan'a unutulmaz bir doğum günü hediyesi verdi. Tek hayali belediye başkanı Mehmet Kanar'ın doğum günü kutlaması olan Batuhan hayallerine kavuştu. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar, Mustafa Kemal Paşalı milli karateci Yiğit Elma'yı makamında ağırladı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türkiye'yi ve Mustafa Kemal Paşa'yı Karadağ'da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası üçüncüsü Yiğit Elma'yı makamında ağırladı. Başkan Kanar, Yiğit'in başarı yolunda desteklerini esirgemeyen spor hocası Engin Macar'a ve Mustafa Kemal Paşa Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Samet Karanfil'e emekleri için teşekkür etti. 1-4 Haziran Ali Nihat Gökyiğit projesi kapsamında Adnan Menderes Meydanı'na kurulan biyolojik çeşitlilik çadırını Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar ziyarette bulundu. Başkan Kanar, canlı organizmaları ve onların ekolojik işlevlerini yakından tanıma ve değerlendirme amacıyla Adnan Menderes Meydanı'na kurulan standı ziyarette bulundu. Tema ilçe sorumlusu Rasim Balaban tarafından bilgilendirilen Başkan Kanar, biyolojik çeşitlilik hakkında detaylı bilgi aldı. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.